Su altında olmak çok müthiş bir duygu. İnsana özgürlük hissi veriyor. Çünkü yer çekiminden bağımsızsınız. Her yöne istediğiniz gibi hareket edebiliyorsunuz. Kollarınızı açıyorsunuz. Bir su altındaki yarın kenarından yavaş yavaş aşağılara, derinlere sürülüyorsunuz. Bunun insana verdiği has çok müthiş, çok insan derin duygular yaşayabiliyor böyle bir proje içinde. Atlas'la tanışıklığım 2000 yılında başladı. 2000 yılında Konya'nın Hadim ilçesinin 23 kilometre doğusundaki Yerköprü Şelalesi ve coğrafyasını çalışmıştım. Bunu Atlas'taki arkadaşım Zafer Kızılkaya'ya gösterdim. O da bunu Atlas'a önerebileceğimi söyledi. Bu şekilde ben de sundum ve dergi bu konudan iki tane ayrı proje çıkarttı. Böyle şekilde başlamış oldum. Atlas'ta genellikle su altı projeleri ve mağara ile ilgili projeler yaptım. Genellikle Türkiye suları ve iç sularla ilgili projeleri yaptım. Yeraltı şehirlerini inceledim ve araştırma geliştirme ile ilgili keşif projelerinde yer aldım. Atlas için yaptığım projeler içinde beni en çok heyecanlandıran İnsuyu Mağarası ile ilgili yaptığım proje oldu. Çünkü tamamen sıfırdan kendi arkadaşlarım ve ekibimle birlikte yaptığım bir projeydi. Her gün yeni bir galeri keşfediyorduk. Gerek su altında, gerek su üstünde. Dünyada bir insanoğlunun gördüğü ilk mekan insanı çok heyecanlandırıyor. Hele hele bunlardan bir tanesi su altında sarkıtları, dikitlerin bulunduğu bir galeri olunca o zaman hakikaten çok heyecan ve adrenalin yüksek olduğu bir proje ortaya çıkıyor. Bir atlas konusu hangi aşamalardan geçerek hazırlanıyor? Öncelikle bir planlama aşaması oluyor. Hangi ekiple çalışacağım, nereye gideceğim, oranın özellikleri nedir, coğrafyası nasıl bir yer, koşullar nedir, ne gibi malzemeler gerekiyor, ne kadar süre kalınacak, hangi mevsimde gidiliyor. Buna göre bir ön hazırlık yapılıyor. Bu ön hazırlık ne kadar iyi ve kaliteli yapılırsa ortaya çıkan eser de aynı paralelde güzel oluyor. Arkasından icraata geçiliyor. Benim çalıştığım ortamlar genellikle zor ortamlar. Yani su altı ve mağaralar. Mağaralar karanlık ortamlar ve aynı zamanda soğuk ortamlar. Yani 4-5 derece bir soğuk ortamda çalışıyorsunuz ve bir ekiple çalışıyorsunuz. Çünkü tek başına ne mağaraya ne de su altına inmek mümkün. Dolayısıyla bu ekibinizin seçimi çok önemli. Orada onları bilgilendirmeniz, sizin yapacağınız çekimler ve onların nasıl bir araştırma, nasıl bir keşif yapılıyor, o konuda onları sizi bilgilendirmeleri lazım. Bu karşılaştırmalı bilgiler sonucunda da ortaya istediğimiz projeler çıkıyor. Sivas, Fırat ve Kızılırmak gibi su kaynaklarını besleyen bir ilimiz. Onun dışında birçok gölleri ve akarsuları benim çok ilgimi çekti. Onun için su altından Sivas isimli bir konu yapmaya karar verdim. Bu konu kapsamında ilk ilgimi çeken yer Dipsiz Göl isimli Doğanşar yakınlarında bir göldü. Çok heyecanlıydım. Fakat arkadaşımla girdiğimde bir baktık ki gölün derinliği sadece 10 metre. Su biraz hafif bulanık aktığı için dip gözükmüyor. Onun için halk da efsaneyle onun ismini Dipsiz Göl koymuş. Bir başka durağım Şuğul Kanyonu'ydu. Şuğul Kanyonu'nun içindeki akıntıya karşı sazan balıklarının dansını görüntüledim. Daha sonra Gökpınar Gölü'nün berrak sularıyla birlikte orada alabalıklarla yüzdüm. Bir fotoğrafçı olarak ben genellikle su altı ve mağaralarla, mağaracılıkla ilgili projeler yapıyorum. Bugüne kadar o tip projeler yaptım Atlas için. Bundan sonra da yine keşif ağırlıklı olarak yine su altı, özellikle şimdiye kadar Türkiye'nin tatlı sularını görüntülemeye çalıştım. İşte Eskişehir, Göller Bölgesi,
Van Gölü Havzası, bunların içindeki başlıcaları. Bundan sonra da eksik kalan Türkiye'nin coğrafyası içinde yer alan ve su altının tatlı sularının zengin olduğu mağaralar, göller, akarsuları içeren projeler yapmaya özen göstereceğim. Bunlara önümüzdeki dönem içinde yapmayı düşündüğüm bir de kanyon geçiş projeleri de eklenecek. Dolayısıyla bol keşif ve macera içeren projelerle iç içe olacağım. Bu fotoğraf Akyaka Gökova'da Kadın Azmak Deresi'nde çekildi. Denizi bu kadar yakın olmasına rağmen bu kadar derin olması beni hep düşündürmüştü. Sanki insanın gözün içinden bakıyormuşçasına dereye bakarken çektiğim bir fotoğraf. Sonradan öğrendim ki meğerse bu derinliği sağlayan oradaki balıkçıların dinamitleri yüzünden bu kadar derin ve berrak bir görüntü ortaya çıkmış.